Günaydın. Gönül YouTuber kanalına hoş geldiniz. Ben Gönül Nayra. Bugün hava çok kapalı. Yağmurlu. Saat 7:30. Biz 6-6:30 gibi kalktık. Bugün çok stresli bir günündeyim. Bugün Timur 1 yaşında aşısı oldu. Timur normalde 12 Nisan'da 1 yaşına girdi. Fakat bugün 6 Mayıs çarşamba. Koronavirüs sebebiyle Timur'u aşıya götüremedim. Biz karantinadaydık falan derken. O süreç öyle geçti ve hemşiresi aradı. Artık dedi hani fazla geçirmeyelim dedi. Yani daha 1 yıl, 1 ayı dolmadı. 3 haftalık böyle bir aksaması oldu aşısında. 3 tane aşısı var. Tamamlayıcı aşıları. Ya aşı vurulma dönemlerinde gerçekten ben çok stresliyim. Zaten genelde de babasının görevini istemiyor. Şir olmadığı zaten kargolara buharlı süpürgem geldi. Sizlere paylaşacağım onu. Çok güzel. Mama bak. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Geliyor uçak. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Ha? Neden mamayı yemiyorsun sen? Yani onun hiçbir şeyden haberi yok. Evet şimdi gidiyorum. Rıfatlı Timur aşağıda. Maskeyi taktık. Merhaba gençler. Gençler ve genç kalanlar. Bizimki hemen yaslanmış şeye. Geldik. Şimdi aşımız olacağız. Çok heyecanlı bir durum değil mi? Hoş geldiniz. Aşımız var. İsim neydi? Timur Erkan. Kim ailekimiz? Erol Bey'im siz şu an aşı yapıp isterseniz azıcık bekleyin, aşı boşaltsın öyle alalım. Hatta yan tarafta giriş var, ikinci katta. Direkt çıkabilirsiniz. Evet, duydunuz mu? Gerçi ben anlayamadım pek de. Yani size tam çekemedim. Şuradan bir giriş var. Oraya geldik şimdi. İkinci kata çıkılıyormuş buradan. Bir bebek daha varmış aşı olan. O gittikten sonra biz gireceğiz. Dezenfektanlı ellerimiz iğrenç kokuyor. Anla tamam, iğrenç ötesi bir şey. Üf, yani böyle nasıl anlatabilirim ki ben bu kokuyu? Bu bildiğiniz haftalarda çıkmayan çorap gibi kokuyor. Ya hemen gidip sabunlamak istiyorum. Elim bu virüsten daha tehlikeli bir şey ya. Yüzümü görmesin. Geldik. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk teyzesi. Bak kocaman ettim oğlanı. Zor bir süreçten sonra merhaba. Ne? Kelime söylüyor mu? Anneni. Geçen anneanne demiş ben kaçırdım. Ayaklarındandı değil mi? Bugün çok hareketli.
Benim hala bayrağım. Ayaklarından mı koldan mı? Önce koldan iki tane var. Sonra da ayakta var. Bir tane. İki tane açılır. Bu süreçte ben yokum. Ben durmam burada. Evet, bizim aşılarımız bitti. İlkinde biraz böyle susar gibi oldu ama ikinci ve üçüncü biraz yaktı. Hatta üçüncü iğnesi yakarmış. Tamam. Bam bam. Heh, anneciğim bitti aşılarımız. Bir dahaki aşıları 18 aylıkken, yani 6 ay sonra Ekim'in 15'i gibi randevu verdiler ve o günde Rıfat'ın doğum günü. Doğum günde harika bir hediye. Şimdi eczaneye gideceğiz. Ben yara için merhem alacağım. Ondan sonra kargoya... Yok, önce kargoya gideceğiz. Öyle tatiline şey yapmadan. Kargoya gitmemiz lazım. Ondan sonra ben kargoları vereceğim, kızların kargolarını. Yalnız Şeyda'cığım, hala cevap yazmadın. Kargo şeylerini yazarken isim soyisim yazmamışsın. O yüzden nasıl kargoya vereceğim, yani kimin adına vereceğim belli değil. O yüzden o şekilde kargoya almayacaklar. Sanıyorum bir tek İpek'in kargosu gidecek gibi gözüküyor şimdi. Bakalım. Şeyda ismini, ismini soyisini, telefon numarası gönderdi. Biz de şimdi kargoya gidiyoruz. Yollarda boş olduğu için Timur'u bugün hani böyle huysuz ya, önü aldım, yanıma aldım. Normal şurada. Arkada oturuyor, linçleyemeyelim yani. Ondan sonra şimdi bir gidelim, bir bakalım. Kargomuzu alalım, kızların kargosunu verelim. Eczaneye uğrayalım ve eve gidelim. Evet. Güme geldim. Alışveriş yaptım. Ama çekemedim koşturmaktan. O yüzden içeride ne aldığımı görmüyorsunuz. Eve gidince size hepsini göstereceğim. Şimdi kargomu aldım. Kargoda da bir vahşet yaşandı. Ufak bir kapışma. Onu da anlatacağım. Şimdi de eczaneye gidiyorum. Eczaneden sonra koşa koşa eve. Hemen temizlenme, aklanma, paklanma. Çok aldım dedim. Devam. Hadi görüşürüz. Eczaneye de geldim. Şöyle maskelerimizin kodları gelmişti. Yani ben maske istememiştim zaten ama maskemiz bittiği için gidip aldık. Onun haricinde kesinlikle şey yapmıyorum evden çıkmadığım için. Şöyle beşer adet eşim eve bana. Demiştim ya size yaram oldu diye. Onun için de madakasal aldım. Merhem. Bunun da fiyatı yazdırmadığım için 30 lira olmuş. Şimdi Timur'un da uykusu geldi. İşim de bitti. Eve gidiyoruz. Böyle yukarıdan bakış sitelerde oturuyoruz. Giderken aşağıdan gittik, dönerken geldik. Eşim de burada çalışıyor. Ay, gözükmüyor ki burada. O orada çalışıyor yani. Evimize çok yakın. Ellem anneciğim. Geldik. Evet, biz eve geldik. Ellerimizi yıkadık ama Timur ikimizin de elinden tutup götürüyor. Gezdiriyor bizi evin içinde ve kendi beliriyor. Biz bir yere götürmüyoruz onu. Kaç parça bir şey aldım. Şöyle bir tane makarna aldım. Spagetti var ama bu makarnayla bu kızartma yapıyorlar ya, cips gibi. Onu çok merak ediyorum. Onu yaparım diye aldım. Bir tane de şöyle klipsler aldım. Biliyorsunuz ben her şeyi bununla kapatıyorum. Şu çikolata aldım. Bunu da çok seviyorum. Bir tane elma suyu aldım. Bir tane sıvı yağ aldım.
Aa, şunu gösterebilirim bak. Bu böyle elmas kesim bardak. Buna şey koymak istiyorum, fırçalarım. Çok güzel değil mi? Gördüğünüz gibi sadece. Sonra Paşa Bahçeli'nin şöyle şeyleri gelmiş, serisi gelmiş. Bunu 6,5 lira aldım. Keşke bir tane daha alsaydım. Çünkü çok güzel. Göstereceğim şimdi size. Ay, kırılacak. Şöyle baksanıza, kabuk gibi. Çok güzel değil mi? Aslında böyle mezelikle olabilirmiş. Timur ağladı. Huysuz yaşamaya iğne vuruldu. O yüzden tekrar göstereyim. Renkleri şöyle. Umarım gözüküyordur. Hoş duruyor yani, kullanılabilir, bakacak. Aslında highlight olan paletine bakmak istemiştim. Denemek istiyorum. Marka bayağı böyle bir gittikçe şey yapıyor. Değişik ürünler çıkartıyor. Memnun olanlar da var. Şurada bir tane çorbam var. Onu da Timur için ısıtıyorum. Çünkü Timur acıktı. Evet, şimdi o size bahsettiğim buharlı süpürge yapıyoruz. Ben bu buharlı süpürgeyi Letgo'dan aldım, ikinci elden. Hanımefendinin biri kullanamamış. O yüzden onların meranı çok yapıyordu, bilmiyorum. Ben de ondan satın aldım. Böyle ileri ittirerek toplayarak çalışıyor. Size şimdi birazdan çalışma şeklini göstereceğim. Cihazın iki tane, daha doğrusu üç tane maddesi var. Biri böyle kare şeklinde. Cırt cırtlı takıyorsunuz devlerini. Bu şekilde de yanlara gidiyor. İsterseniz yani hem böyle iki tarafında kullanabilirsiniz. Böyle takıyorsunuz, bir böyle. Şimdi bir tane daha başlığı var. Onu göstereceğim. Şurada bir tuşu var. Bu da üçgen başlığı. İkisiyle de aslında aynı temizlik. Yani o da köşelere gidiyor aslında. Şöyle kolay takılıyor. Şöyle bezi var. Bu bezleri fakirin sitesinden de ya da servislerinden de sipariş verebiliyorsunuz. Ben bu cihazı ikinci el aldım. Şu an sıfırı 1400 lira gibi bir fiyatı var. Ben Letgo'dan almıştım. Hatta burada Trabzon'da bulamadım. Samsun'da kardeşim bulundu. Karbalı'yla o şekilde bir konuverdi. Alıcısı kullanamamış. Ben de buharlı bir temizlik istiyorum sizin için. Bir de bu virüslerden dolayı. Bu şekilde giydiriyorsunuz. Şey yap, bezleri falan hiç kullanılmamış. Güzel temiz bir ürün. Yani şansıma güzel bir şey buldu. Böyle siteler bayağı kullanışlı oluyor lazım olduğunda. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. Şurada kabloyu geçirip şöyle takabildiğiniz şey var. Ayağınızı dolanmanız için. Bayağı da uzun bir kablosu var. Eğer isterseniz bunu böyle bayağı detaylı bir videosunda çekebilirim. Şimdi biraz ısınsın. Çok çabuk ısınıyor. Suyu bittikçe suyu dolduruyorsunuz ama yani bir su salonu silmeniz için yeterli geçiyor. Tabii büyüklüğüne göre değişebilir. Eliniz küçükse daha fazla da silebilirsiniz. Şöyle pompalıyorum. Sesi duyuyor musunuz? Sınmaya başladı, buhar çıkıyor. Umarım siz görebiliyorsunuz buhar, böyle buhar çıkıyor. Bu şekilde kullanılıyor. Bir de bunun şey özelliği de var. Diğerini de takıp göstereyim. Alacak insanlara fikir olsun. Şu başta takıyorsunuz. Sıcakken yapıyorum ya. Siz yapmayın tabii. Şöyle bir başlığı var. Bunu oturtuyorsunuz. Bu da halılara şey yapabilmek için. Şunu göstereyim. Aparatta şimdi kaplamamızın içindeki bakterileri öldürmemizi dezenfekte etmeyi sağlıyor. Temiz tuvalet diyor ama onu söyleyeyim. Hani bunu alırım halılara yıkanır gibi bir şey değil. Bu tamamıyla alerjik çocukları olanlara, kendimiz alerjimiz varsa buharlı temizlik sağlıyor. Ben bayağı beğendim. Ürün güzel. Ben bunun çok uygun bir fiyata buldum. Kaç paraya aldın? Kargosuyla beraber 215 liraya geldi.
Şu an benimle burada öğreniyor ya, hemen sonra videodan çek açtım. Ya ben Timur için çok istedim bunu. Dediğim gibi işte o yakın arkadaşım, hem de komşum olan Merve'yi ilk kullandım. Ben böyle bir cihazla tanıştım. Hani ihtiyacım olmadığı için de hiç böyle buharlı bir cihaz araştırmamıştım. Ama hem bu virüsün gelmesiyle hem de Timur'un artık yerde muhatap olmasıyla her şeyle, oyuncakları da dahil. Bir de eğer dip köşe temizlerseniz, yani süpürürseniz elinizi çok güzel, o zaman Vila'da yerine hani direkt bununla da temizlik yapabilirsiniz. Yani kovayı dök, boşalt, şey yaşamazsınız. Ya da şöyle olabilir. Mesela ben Vila'dayla iş yaptıktan sonra ister istemez hani toz falan çıkıyor kovadan. Hani bir tane bezle tabii ki koca bir salonu ya da evi silmek çok mantıksız. Ama şöyle olabilir. İşte bir gün atıyorum evi süpürdünüz, sildiniz. Ertesi gün hani bu buharlı temizlikle evin üstünden geçebilirsiniz. Böylelikle sık sık bile de yapmak zorunda da kalmazsınız. Hem de dezenfekte olmuş olduğuna emin olursunuz. İstediğim bir cihazı aldım, o da çok sevindim. Fakir markasını. Bunun tabii böyle üst modelleri de var. İşte tencereyi siliyorsunuz, ocağı siliyorsunuz, yatağı işte buharlayabiliyorsunuz. Bir sürü özellik. Ben bununla yatağı da buharlarım, sorun yok. Bezler yıkanabiliyor. Daha bu karesinin bir de böyle mikrofiber mor bir bezi var. Onu da şimdi buraya koyarım. Kadının elinde yoktu sanırım. Onu göndermemiş. Dediğim gibi güzel bir ürün. İşte eğer detaylı bir video isterseniz aşağıya yorum yazıp bütün parçalarını falan detaylı bir şekilde çekip anlatabilirim gücünü falan. Şimdi öyle bir üstünden geçeyim dedim. Böyle. Oh. Timur uyuyor. İçeride birazdan uyanacak. Ben de bugün evi süpüreceğim. Şeydeyken. Tam emin değilim ama yarın sanıyorum iftara misafirlerimiz gelebilir. Başka da bir şey yok. Bakalım gün içinde neler yapacağımız, neler bitecek. Çok dertliyim teyzeler, çok. Bugün bana 3 tane aşı yaptılar, kayılay. Ama şart işte aşı. Gerçi bu aşı olsa da olmasa sen hep böylesin zaten. Tamam. Şunu göstereyim, unutmuşum. Çünkü ben de şu an ilk defa topladım. Bakın burada kablolarınız da şu şekilde ve şu şekilde toplayabiliyorsunuz. Gölgelerin gücü adına. Kafayı yedik ya gerçekten. Salonun hali peki? Her yer her yerde. Şarkısını size armağan ediyorum gene. Her yer her yerde. Evet, saat 8:30 oldu. Ben bir kahve yaptım kendime. Timur'u uyuttum. Çok zor uyudu. Yani şöyle ağlamalı falan değil de uykuya dalamadı bir türlü. Sanıyorum aşı onu yordu. Hafif böyle ateşi var gibi, yani vücut sıcaklığı var ama bir alev alev ateş içinde değil. Gece sürekli onu kontrol ederek geçecek. Size demiştim ya iftara arkadaşlarım gelebilir diye. Şimdi iki çift vardı. Hep, yani ortak hepimiz görüşüyoruz aynı anda. Şimdi de Emine'lerle bizi konuştuk. Yani eşlerimiz konuştu. Sonra o zaman bugün buluşacaktık ama bugün de benim eşim nöbetçi. Dedik yarın buluşalım. Yarın buluşacaksak o zaman iftar yapalım. O zaman dedik ki madem iftar yapacağız Kübra'ları da arayalım. Kübra biliyorsunuz benim merkezde oturan arkadaşım. Eşim merkezde çalışıyor. Ondan sonra öyle bir konuştuk. İşte Emine'nin eşi İsmet'ten haber bekliyoruz. Çünkü onun devresi falan olabilirmiş. Gene de İsmet katılırsan gelirsin, katılmazsan Emine gelecekmiş, haberin olsun. Öyle işte onları davet ettim. Evi süpürmem gerekiyordu gerçekten. Akşam 6:30 gibi dip köşe evi süpürdüm. Başladım yani 6:30'da süpürmeye. Bu akşam yapılacaklar listemde salonun tozunu alacağım. Timur da uyudu. Şimdi bezle televizyonda varken şöyle bir şak şak geçerim. Bugün ilk defa koronavirüsün bu kadar ciddi olduğunu algıladım. Belki marketlerin kalabalık olmasından dolayı durumun ciddiyetinin farkına varmamışım ama sağlık ocağını dış kapıda bekletilip sırayla alınmak beni biraz değişik bir his uyandırdı. Yani böyle sanki kimsesiz terk edilmiş böyle bir eyaletin içinde koloni halinde yaşıyoruz gibi geldi. Bilmiyorum neden öyle hissettiğimi. Gerçekten çok tuhaftı. Size ne anlatmayı unuttum.
bugün kargoya gittim ve kargo videosunun devamı çekemedim biliyorsunuz. Başında kesmişimdir şu an. Daha montajlamadım ama kesin kesmişimdir yani. Kargodan içeri girdim. Kargonun ismini vermeyeceğim şu an. Orada bir beyefendi vardı. Ve o kadar agresifti ki her şey, yani çok affedersiniz ama yani şey kadar yer derler ya, ha, o kadar bir yer zaten kargo dükkanı küçücüktü. Evet, kargolar çok yığınla, 3 tane personel çalışıyordu içeride. Adam sürekli bir şeyleri içeri alıp dışarı çıkartıyordu falan. Ben de oradaki hanımefendiye dedim ki benim kargom geldi fakat ben kargoyu dün nakit param olmadığı için alamadım. Post cihazı da yoktu, kart geçmedi. Ben de dedim ki ya ben dışarı çıkmıyorum, yanımda da nakit bulundurmuyorum çünkü Rıfat dışarıdan geldiği için her şey o alıyor. Şu an acil nakit gibi bir şeyim, gerek duymadım. Ondan sonra beyefendiye dedim ki beyefendi kusura bakmayın, üstünde nakit yok, sizde de post cihazı yok, o zaman rica ediyorum hani siz onu şubenize götürün, ben oradan alayım yani, ya da eşim gelsin alsın. Eşim de telefon açtı. Dedi ki ben yarın gelip kargoyu alacağım. Sağ olsunlar. Zaten 3 gün bir bekleme süresi var kargonun. Neyse işte. Bugün adama diyor, hanımefendiye bu durumu anlattım. Dedim hani kargomu ben şubeye geri göndermiştim falan. Kart olmadığı için. Sonra oradan bir adam atladı. İşte post cihazını falan çıkarttı. Ben de şey soruyorum adama. Dedim ki abi dedim hani bu hasar kaydı dedim. Hani üründe bir problem olursa nasıl yapılıyor dedim. Adam böyle sinirli bir şekilde dışında işte bir şey yok, bir darbe yok, içi bizi ilgilendirmez, önce kargoyu teslim almalısın. Ben dedim ki hayırdır abi, sorun mu var? Hani ben yani sinirlenme, sakin ol dedim. Ben bilmediğim için prosedürü öğrenmek amaçlı soruyorum. Çünkü daha önce kargoda bir hasar kaydı oluşturmadım. Merak ettiğim için sordum yani bu nasıl bir prosedür diye. Neyse bir şey demedim. Ondan sonra tabii belli bir mesafede bekliyorsunuz hani şey, mesafe şey var ya güvenlik için. Neyse ben köşeye geçtim, bir adam geldi, o da şeyleri bir yere kargo gönderecek. Adamı böyle bir rencide konuşmalar. Ondan sonra benim kızların kargosunu göndereceğim ve adamla muhatap oluyorum bu sefer. O bayanın bir işi çıktı herhalde. Bir şeyle ilgileniyordu. Başka bir beyefendiyle ilgileniyordu. Orada bir tane daha beyefendi var. Çok kibar, çok nazik bir beyefendi vardı. Hani şöyle o kaos ortamını sakinleştiren beyefendi. Sanıyorum oranın müdürü diye düşünüyorum. Çünkü sivil de giyinmişti. Ondan sonra abiye şimdi anlatıyorum. Bu kargo işte kargo ücretlerini ben ödeyeceğim. Ondan sonra adamla bir türlü anlaşamadık. Sen ödeyeceksin, ben ödeyeceğim. Kargoyu gönderirken karşı taraf ödemeli gönderdi. Yok, ödemeli gönderdi. Sonra karşı taraf ödemeli gönderildi. Ondan sonra ben diyor sana diyor 10 kere soruyorum da bilmem ne. Dedim ki abi bak ben bunun parasını vereyim. Hani sen şimdi diyorum hani hiç onu şey yapma kargoları. Hani uğraşma, tamam diyorum bak anlıyorum streslisin, yoğunsunuz, yorucusunuz ama dedim bir tek senin sıkıntı stresin yok. Zaten ben çabuk sinirlenebilen bir tipim. Hani sakinleştiriyorum ama bir yerden sonra film koparsa da beni kimse tutamaz. Bunu da eşim ve annem bir kere böyle bir mağazada şahit oldular. Ben böyle terbiyemi koruyorum ama o kayış koptu mu yıkıp geçtiğim bir mağaza var yani. Öyle bir çeyiz alışverişi yaptığımız bir mağazada, mobilya takımımızı aldığımız bir mağazada yaşadık bunu. Tamamıyla haklıydım. Onu da bir gün bir videoda anlatırım. Daha sonra oradaki kadın geldi. Ya dedi ki işte ismini söyledi tabii söylemiyorum. Ya işte sakin ol bak kız sana yardımcı olmaya çalışıyor. Niye sinirleniyorsun falan. Ben bir şey demiyorum ki işte yapmaya çalışıyorum da görmüyorsun. Tamam dedi hadi sen git dedi ben yapayım dedi. Ondan sonra kadın geçti. Tamam dedi hanımefendi ben halledeceğim. Neyse anlaştık. Ondan sonra adam kalktı masadan. Yani şimdi kadın burada bilgisayarla işte şey giriyor. Ben tam önündeyim. Kadının arkasında böyle minicik bir oda var. Orada da kargoları var. Adam bir anda geçti. Masaları vurmaya başladı böyle. Bende de kayış gidiyor. Rıfat da arabada ve bunların hiçbirine haberi yok. Rıfat Timur'u tutuyor içeride. Ben de hani kızların kargosunu göndereceğim şeyleri ben biliyorum ya adresleri. Sen de hiç uğraşma ben geçeyim içeri.
Ben en son hayırdır bir sıkıntım var ya dedim. Ne oluyor dedim yani. Sonra hanımefendi oradan işine bak sen falan yaptı adama. Adamın yaşı da var bu arada, babam yaşında falan yani hani. Babam yaşında olmasa babamdan belki 10 yaş küçük ama yani yakın yaş, anlatabiliyor muyum? Hani böyle dünkü çocuk değil yani, onu anlatayım, yaşı büyük. Elimden geldiğince hani yardımcı olayım, tamam sakin ol. Ama başlarım yani, benim de terbiyemin bir af ömrü var yani, bu kadar da değil gerçekten. Ondan sonra adamdan hiç geri bir cevap almadım. Eğer geri cevap alsaydım yani olacakları düşünmek dahi istemiyorum. Zaten bunu almışım. Çocuk çok ağlamış aşıdan. Ondan sonra herkes gergin. İster istemez sürekli evdeyiz. Yani böyle var ya. Beni tanıyan arkadaşlarım bu videoyu izlediğinde benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacak ve bana özelden mesaj atacaklarına çok eminim. Böyle bir şey atlattı. Neyse adam da oradan geri cevap vermedi. Tabii ki de işlerinin çok zor olduğunu farkındayım. İnsanlar sokağa çıkamadıkları için alışverişi de abarttılar gerçekten. Zor, kolay demiyorum. Şu kadar boyutta bir şeye, yani kutu bu kadardı. Şöyle nasıl anlatabilirim ki? Yani şöyle bir şeydi, poşetti. Küçücük bir şey, bir ton para istediler. Şaşırdım kaldım yani, dedim ki sizin fiyatlarınız hani bu virüs sebebiyle mi böyle? Çünkü hani büyük firmalarda alışveriş yaptığın zaman ya kargo ücretsiz geliyor ya da 3 lira 5 lira yani hani böyle 12 lira 15 lira. Ben mesela aldığım cihazın kargosu kutu şu kadardı, inanın şöyle bir kutu. O kutuya 75 lira verdi. Kilo ağırlığı 2 kilo yok bile cihaz yani hani 75 lira. Şok oldum gerçekten. Yüklü bir miktar yani benim düşündüğüm, ya bana göre fazla gelen bir miktar benim şahsi düşüncemse. Saygısızlığı kaldıramıyorum. İnsanların yorgun olmasını, o gün üzgün olmasını çok iyi anlıyorum. Genelde de benim yaptığım bir şeydir bu. İnsanlar üzgün oldukları zaman onlara iltifat etmeyi, tanımadığım birine selam vermeyi, çok güzel olmuşsun, ne kadar yakışmış, saçların ne kadar güzel, İşte elbisen ne kadar güzel demeyi kendime şey ediniyorum. İnsanları hani o konuda motive etmeyi seviyorum. Dediğim gibi böyleydi. Benim videom buraya kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yani böyle bir serüven de atlattık. Timur'un da bir yaşını oldu. Bakalım yarın iftarda neler hazırlayacağım. Şimdi video montajlayacağım. Sizleri kapattıktan sonra oturup bir iftar menüsü hazırlayacağım ve yarın da tekrar vlog çekeceğim. Siz de benim neler yapmış olduğumu göreceksiniz. Ama siz iftar vlogunu kaç gün sonra izlersiniz bilemiyorum. Birkaç gün sonra izlemiş olacaksınız muhakkak. Çünkü ilk peşine bu videoyu atacağım. Şu an siz benim Losa kafası makyajımı izliyorsunuz. Bugün yayına vermiştim onu. Bunun peşine de şu an Timur'un yaş şeyi gelecek. Lafı çok fazla uzattım, farkındayım. Sizden ricam lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi ve bildirim zilini aktifleştirmeyi. Instagram hesabımda, sosyal medya hesabımda da Gönüllü Ayrı Erkan olarak bulabilirsiniz. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Zaten sosyal medya hesabım açıklamalarda da mevcut. Oh, bayağı bir konuştum. Çok teşekkür ederim beni izlediğin için. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.